Hoş geldiniz. Merhaba, sizi şöyle hoş alayım. Bulduk. Ahmet Bey birazdan gelecek. Tamamdır. Kolun ağrı var mı? Aa, ne oldu Seren? Buraya gelince bir anda kolun mu aklına geldi? Ferit, ne alakası var şimdi? Çok alakası var Seren. Sabahtan beri bana o kayayı savunduğun için aklına gelmemiş olabilirim, normal. Ferit, burada tartışmayalım istersen, olur mu? Ben tartışmıyorum ki Seren. Gayet sakinim. Dediklerini harfiyen uyguluyorum. Sakin ol Ferit'ciğim, gerilme Ferit'ciğim. Değil mi? Hı hı. Eminim. Dediklerimi harfiyen uyguluyorsun Ferit'ciğim. Oo, hoş geldiniz gençlik. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Nasıl gidiyor bakalım cicim ayları ha? Cicim ayları efsane vallahi. Adı gibi. Çok cici. Tadından yenmiyor vallahi, öyle söyleyeyim sana. Çok güzel. Ya hadi gel koluna bakalım. Hadi. Oo, sen nereye? O ne demek Ferit? Ben de gelmek istiyorum. Aa, o ne Seyran ya? Annesiyle dişçiye gelen çocuk gibi. Çok uzamaz zaten, gelirim ben hadi. Ne alakası var Ferit? Merak ediyorum. Tamam, biraz daha merak et o zaman Seyran. Ben çıkınca senin merakını gidereceğim. Tamam mı? Hadi bay bay. Ferit, ben de geleyim ya. Ne olacak? Merak ediyorum işte. Aa, istemiyorum Seyran ya. Kol benim, damar benim, muayene benim. Yalnız olmak istiyorum. Okey? Suç zaten seni merak eden de Ferit. Tamam, ne yaparsan yap. Böyle gel Ferit. Bir seni güzelce sıvazlayalım. Bak bakalım. Ağrı var mı? Hı? Ağrı. Bu saatimi çıkaracağım senin. Evet. Ben şimdi bakalım şöyle. Şimdi senin koluna azıcık bir elektrik vereceğim. Tamam mı? Durumunu anlamak için. Okey. Hazır mısın? Hazırım hocam. Gayet güzel. Ameliyattan sonraki ilk güne göre bayağı bir fark var. Öyle diyorsun da hocam. Sürekli ağrı yapıyor. Arada kilitleniyor falan. Yani kimseye de çaktırmamaya çalışıyorum ama iyi değil yani kolum, görüyorum. Bitecek oğlum, bitecek. Sabır. Herkes de tutturdu bu ara bir sabır diye. Bitecek, bitecek diyorsun da hocam yani. Ne zaman bitecek? Hiçbir şeyin biteceği falan yok ya. Benim dediklerimi yaptığın zaman bitecek. Sen egzersiz yapıyor musun bakalım? Peki fizyo için birileriyle görüşüyor musun? Ona yok, buna yok. Ben sorayım. Ne zaman geçecek o zaman bu kol? Ha? Ama yani hocam... Oğlum aması maması yok bunun işte ya. Senin bir fizyoterapistle başlaman lazım. Ne ara başlayacağım hocam? Hayatım yine bu sıra yangın yeri. Çok iyi bir tane fizyoterapist var. Onunla konuştum. Hatta senden de bahsettim. Her biraz zordur ama işi de bir numaradır. İlla fizyo diyorsun yani hocam. Öyle oğlum. Fizyo olmadan yani düzelmez mi kol kolay kolay? Zaman alır. Bu senin canını sıkar. Okey hocam, tamam. Başlayalım o zaman. Nereden bulacağım ben? Ben ayarlayacağım. Ama bak uyarıyorum. Çok dakik ve mesleğine karşı çok saygılıdır. Öyle seansa geç kaldım. Yok son dakika işim çıktı falan. Bak böyle şeyleri sevmez. Hastalarını kendisi seçer. Sağ olsun beni kırmaz. Senin bu kolu düzelse düzelse talih düzeltir. Talih mi? O ne biçim isim ya? Adı gibi kendisi de tek. Bu meslekte var ya bir numaradır. Hadi bakalım, vallahi öyle diyorsun hocam.
Bizim de talihimizi değiştirir inşallah. Değişir, niye değişmesin? Her saati takalım. Hanımefendi, ne yapıyorsunuz? Pardon. Merhaba. Merhaba. Eşim içeride de. Girin o zaman, siz de içeri. Ay yok, şey. Şöyle, eşim içeri girmemi istemiyor da benim. Ben de merak ediyorum. Yani aklım onda kaldı o yüzden. Yani eşiniz içeri girmenizi istemiyorsa vardır bir sebebi bence. Hem siz doktor hasta gizli diye bir şey duymadınız mı? Eşim diyorum hanımefendi. Nasıl bir gizlilik olabilir? Siz daha oradasınız. Anladım. Neredeymişim ben? Pardon. Hiç önemli değil, boş verin. Ama rica etsem doktor beyin kapısını dinlemezseniz sevinirim. Size ne hanımefendi? Hı? Size hesap mı vereceğim ben? Kocam içeride diyorum. Ben de kocanız değildir demiyorum zaten. Kapıyı dinlemeyin diyorum sadece. Çattık ya. Kimsiniz siz? Hı? Buranın bekçisi falan mısınız? Kimsiniz siz? Pardon, ben size hesap veriyorum burada. Hanımefendi, bakın haddinize aşıyorsunuz yalnız. Şu an söylediğiniz... Ne oluyor burada? Seyran, ne oldu? Sen bugün burada mıydın ya? Hocam, bir dosya bırakmaya geldim. Çıkacağım hemen. Çok şanslısın Ferit ha. Bak, sana bahsettiğim fizyoterapist burada. Talih deyince ben... Memnun oldum. Ferit ben. Benden önce eşimle tanışmışsınız galiba. Evet. Eşiniz kapı dinliyordu da ben de dinlememesi gerektiğini söyleyince biraz sinirlendi. Bana bak. Seyran, sakin olacaktık hani bugün. Ya tamam canım, merak etmiştir. Yeni evliler olur böyle şeyler canım. Talihciğim, ben sana daha önce bahsetmiştim ya, hani sol kolundan sana gelse olur mu diye sormuştum hani. Ferit Korhan. Ha. Anladım ama şöyle hocam, ben programıma tekrar baktım, maalesef bir boşluk yaratamayacağım yani, kusura bakmayın. Öyle mi? Çok üzüldüm. Seyran. İzninizle hocam. Hocam, hanımefendi biraz fazla gergin. Yani artık bu gerginlikle nasıl rahatlatacaksa anlamadım. Tarih en iyisidir. Ferit sana söylediğim gibi. Zaten normalde kimseye yer açmaz. Hani beni kırmadığı için bunu yaptı. Bu şansı da kaybettik. Tamam hocam. Siz bana numarasını atın. Ben bir şekilde artık ikna etmeye çalışacağım. Tamam. Müsaadenizle. Konunun hızlıca düzelmesini istiyorsan söylediklerimi ihmal etme. Tamam? Tamam. Tamam. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Getir ya.